Evet, yeni sorumuza geçelim. Sorumuz şöyle. Yaz makinemi göstereyim. A'nın A küme sayısı 6, B'ninki 6. A birleşim B kümesinin eleman sayısı en çok kaçtır demiş. Olduğuna göre arkadaşlar aslında burada şunu diyebilirdi. A kesişim B boş bir dakika, boş kümede eşit değildir, boş kümede mesela lazım. Yani bunu dese de A kesişim B'de mutlaka bir eleman var demesi gerekiyordu. Bunu dememiş. Bunu demediğine göre A ve B için birbirinden ayrı iki eleman çizebiliriz. İki küme çizebiliriz. Birbirinden ayrı. Buna 6, buna 6 deriz. Toplamda 12'dir. En çok 12 tane. En az dese, bu soru için sadece en az dese, bakın A'nın içinde B veyahut da B'nin içinde A çizebilirdik. B mesela 6 dediğimizde B de 6, A da 6 burada. A'nın sayısı da 6. B'nin sayısı da 6. O yüzden burada 6 çıkardı. Üçüncü bir ifadeyle burada dememiş ama deseydi ki A kesişim B'nin eleman sayısı sıfırdan farklı deseydi, yani bu şu manaya gelir. Mutlaka kesişimde de mutlaka bir eleman olacak deseydi, en çok için en çok eleman bu şekilde deyip de en çok eleman sorsaydı kesişim çizecektik. A'ya B mutlaka burada bir tane eleman olacak. A'nın 6 elemanından 5'i burada kalıyor. B'nin 6 elemanından 5'i burada. Toplam 11. Yine bu ifade, sadece bu ifade için böyle bir şey, en az en çok bu en az deseydi, en az da yine birbirinin içinde olmak şartıyla 6 çıkardı. Gördüğünüz gibi soruya göre değişiyor. Bir küme A kümesi, B kümesi, X, Y, Z. A çizgi B veya A fark B. İkisi de fark demektir. A fark B, A fark B. A eksi B. Bu şu mana geliyor. A'da olup B'de olmayan. A'da olup B'de olmayan X'tir değil mi arkadaşlar? B çizgi A veyahut da B fark B çizgi slash A. B fark A, B fark A demektir. B'de olan A'da olmayan. Bakın Y hem A'da hem B'de olduğu için onları saymıyoruz. Bununla Z'ler B'de var, A'da yok. A kesişim B'de zaten Y'dir. Bakın A birleşim B. Burada bir de bu önemli. Bakın şu kısım A birleşim B ile A artı B birbirinden farklıdır arkadaşlar. Eşit değildir. Sakın karıştırmayın. Bakın A birleşim B X, Y, Z'dir. A artı B ise A nedir? X artı Y. B nedir? Y artı Z. Ne oldu? Gördüğünüz gibi Y iki katına çıktı. Buradan şu formülü çıkarıyoruz. A birleşim B, bu genelde kullandığım bir formüldür. A artı B'den, bakın birbirine eşit olması için, bakın A birleşim B eşit değil A artı B dedim. A birleşim B eşit olması için A artı B'ye bir tane kesin, iki tane Y var burada. Bu tarafta bir tane Y var. Bu Y'nin bir tanesini çıkaracağım. Y neydi? A ile B'nin kesişimiydi. O zaman buradan bir tane A kesin B çıkaracağım. Şimdi A birleşim B X, Y, Z oldu. Burada X, Y artı Y, Z vardı. Eksi bir Y oldu. Bakın bu Y bir Y'ye getirdi. X, Y, Z, X, Y, Z şeklinde dönüştü. Şu bir formüldür. Bunu aklımıza tutalım. İşimize yarayacak. Bu konu kısmında var ama tabii konuyla ilgili videolar daha yayınlamadık. Burada örnek olsun diye hatırlatma maksatlı anlatmış oldum. Bir diğer soru. A'nın elemanları eksi 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. B tek tam sayılarmış. A fark B kümesinin eleman sayısını soruyor. Arkadaşlar A fark B. Bakın. A eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. B de tek tam sayılar. Yani ne oluyor? Tek tam sayı 1, 3, 5,
7, 9, nokta nokta artı sonsuza kadar sonsuz küme, bakın bu sonsuz elemanlı bir küme. A fark B ya da şu şekilde de yazılabilir. A fark B, ikisi de A fark B. A'da olup B'de olmayan. A'nın kümesi bu, B'nin kümesi bu. A'da olup B'de olmayan ne var? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 var. 1 var her ikisinde de, 2 yok. 3, 3 de var. Şimdi A'da olup B'de olmayan eleman elemanı burada, bunlardır. Kaç elemanlıdır diyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanı vardır arkadaşlar bu sorunun. Şöyle bir soruya bakalım. A, 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9 kümesinin alt kümelerinin kaçında 1 bulunur, 3 bulunmaz? Diyor arkadaşlar. 1 bulunur, 3 bulunmaz. A'nın elemanı 1, 3, 5, 7, 9. 1 bulunur, 3 bulunmaz. Şimdi arkadaşlar, alt kümelerin kaç tanesinde birinci kez 3'ün bulunmasını istemiyorsanız 3'ü silin atın. Bu kümenin içinde elemanlar içerisinde, A kümesinin elemanları içerisinde 3 olmazsa o zaman alt kümelerinde de 3 olmayacak demektir. Peki 1'in bulunması, buna şöyle yapacağız. Bu 1'i bir kenara ayıracağız. Burada dursun. Geri kalan elemanlardan alt küme oluşturacağız. Kaç tane oluştururuz? Alt küme 2 üzeri n'di biliyorsunuz. 2 üzeri 3, 8, 8 tane küme oluştururuz. Mesela bu 5, 7, işte 5, 9, 7, 9 gibi, 5, 7, 9 gibi elemanlar. Bunu her birinin yanına 1 ekleriz. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ne oldu? O zaman 8 tane alt kümede bir elemanın bulunmuş oldu arkadaşlar. Bu sorunun cevabı 8'dir. Az önceki hatırlatmayla ilgili bir soru mesela, bakın. A, B birleşimi 8'miş. A artı B artı 14'müş. Kesişimi soruyor. Formülü ne demiştik? Buradan iki yöntemle çözülür. Birincisi, bakın. A, B yazıyorum. X, Y, Z'yi. A birleşim B. X artı Y artı Z eşittir 8. A artı B sorun demiş. S A artı S B. Bakın bunda bu birbirine eşit değildi bu. S A X artı Y artı S B de Y artı Z eşittir 14 demiş. Şimdi alttakinden üsttekini çıkarırsam ne olur? X X götürür. Y Y götürür. Z, Z'yi götürür. Burada bir tane Y kalır. 14'ten de 8'i çıkardım. 6 kaldı. Y eşittir 6 çıktı. Zaten bize sordu da A kesişim B. Yani Y. O da eşittir 6 çıktı. İkinci yöntem. Verdiğim formül. A birleşim B eşittir. S A artı S B eksi S A kesişim B. İkisi de kolay sayılır. Bakın bu 8. Bu ikisinin toplamı 14. Eksi S A kesişim B. Bu 8'i bu tarafa atarız. Bunu da bu tarafa atarız. Buradan S A kesişim B eşittir 6 çıkar. Her iki yöntemde de 6 çıkıyor. Şu formülü de yapmayı mutlaka deneyin arkadaşlar. Belki ilk etapta şu kolayına hızlı gelmiş olabilir. Bu da doğrudur ama bazı sorularda şu biraz zorlar, bu daha kolaya gelir. Her iki yöntemi de ezberleyin ama şunu iyi öğrenin.